Ve bu olay dikkat ederseniz F-4 uçakları için daha çok söz konusu oldu. Geçmiş yıllardan beri bu uçakların her ülkede uçan tabut diye bir kötü imajı var. Evet. Miadını doldurduğu ifade ediliyor. Bizde de zaman zaman hep düştüğü ifade edilir. Bugüne kadar düşen 12. F-4 olmuş oldu. Türkiye'nin hava savunmasında da bu F-4'lerin gerçekten çok talihsiz bir geçmişi vardır. 1970'li yıllarda Türkiye bu uçakları Amerika'dan aldığı zaman tam da teslim edilmesi gereken tarihlerde Kıbrıs çıkartmasını yapmıştık. Siz orada işgalcisiniz diyerek bu uçakların verilmemesi, verilenlerin yedek parçalarına karşı bir ambargo koymak tarzında çok ciddi sıkıntılar çektiğimizi biliyoruz. O yıllardan sonra aldığımız uçakların zaman zaman revizyonları yapılmış, hatta bazıları ıskartaya çıkartılarak yeni derleme uçaklar yapılmış. Yani 8-10 tanesi ıskartaya çıkarılmış mesela. Onların parçalarından diğer uçakların eksiklikleri tamamlanarak vazifeye devam etmeleri sağlanmış. Şimdi bu uçakların gövde ömrü denen şeyin 2030'a kadar olduğu ifade ediliyor. Özellikle metal yorgunluğu denen hadisenin hava kuvvetlerinde ve uçaklarda çok büyük önemi vardır. Yani bir uçağın dış gövdesindeki metal ilanihaya gitmiyor. Belli bir süre sonra artık risk arz etmeye başlıyor. Bünyesini, gövdesini taşıyamaz hale geleceği aşınmışlık, yıpranmışlık noktasına geliyor. O yönüyle ne zaman emekliye ayrılacağını da önceden öngörmek gerekiyor.